Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de boş geçirmeyelim dedim. Aracımı şöyle göstereyim sizlere. Citroen C3 orijinal Z-Rod'ları hala üzerinde. Arabadan kütürtü sesi geliyor. Normalde tek tarafta amortisör değişmez ama müşterinin bilgisi dahilinde bu arabaya tek tarafta amortisör değiştireceğiz gibi gözüküyor. Araba normalinden çok çok fazla arkadaşlar esniyor. Bakın zaten şuradaki izleri görüyorsunuzdur. Arka amortisörleri de patlak. Ama sadece kullanıcı sesimi kestediği için, kütür kütür sesi kestediği için sol ön amortisörü bir söküp kontrol edeceğiz. Amortisörler sökülüp kontrol edilmeden patlak olup olmadıkları belli olmuyor. Bunlar yolda arkadaşlar virajı dönerken, İşte sağa sola örnek veriyorum, bir arabayı sollarken aracın kupasının esnemesinden kaynaklı yolda arkadaşlar dengeyi sağlıyor ve ister istemez amortisörler patlak olduğu zaman sağa sola arabayı yatırdığınızda normale dönmüyor. Eski şavroleler gibi böyle yaylanıyor ve ister istemez ani ataklar yapamıyorsunuz yüksek hızlarda. Bu bahsettiğim 80-90-100 km hızlardan bahsediyorum. Ve ister istemez şerit değiştiriyor ani sağa ve sola direksiyon çevirdiğinizde. Kütür kütür vuruyor ve biz alt takımını komple kontrol ettik. Yani şunu da söylemek istiyorum. Eğer bozuk amortisörle bir araç kullanıyorsanız ve uzun süre bunu kullandığınızda arkadaşlar ister istemez bu stabilize yolların, bu stabilizenin yükünü ememeyecektir. Ememediği için de ister istemez direksiyon kutusuna vesaire yükü verecektir. Bu da kutunun bozulmasına neden olacaktır. Aynı zamanda tablo fişektir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tablo burçlarının arkadaşlar etki yapacaktır. Şimdi biz bunu bir sökelim. Sökmeden hiçbir amortisörün bozuk olup olmadığı net bir şekilde belli olmaz. Sadece sesten usta tahmin ederek, tahmin ettikten sonra da sökerek bunu sizlere göstererek arkadaşlar yol izler. Bakalım bizim amortisör ne kadar patlak? Gerçekten çok mu patlak? Ne durumda? Ve yenisiyle eskisini kıyas yapacak mıyız, değiştirecek miyiz, gerçekten tahmin ettiğimiz gibi mi, bunu sizlerle paylaşalım. Hadi bismillah. Kendi aramızda çelişkiye düşerken amortisörü sizlere göstereyim. Bastırıyoruz ve kalkmıyor. Amortisör patlak. Şurada bir şey göstereyim sizlere, bakın bu burç patlak. Bunu da nasıl anlatabilirim ki, bakın. Şöyle göstereyim. Burç gitmiş. Ve aynı zamanda bunu daha önce sökmüşler. Bu pul burada kalıyordu. Bu da böyle oluyordu. Normalde bu pul böyle kalırsa ses yapar, değil mi? Böyle olması gerekiyor. Ama bunların hepsi teferruat. Ben size şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu sesi yüksek ihtimalle keseceğim. Amortisörden dolayı. Ve arka tarafında da, arabanın arka tarafında da indireceğim. Basket topu gibi sekiyor. Arka amortisörleri de patlak. Nasıl test edersiniz bunu göstereceğim. Bunun haricinde size arabanın altında daha önemli bir şey yakaladım. Bunu sizinle paylaşacağım. Hadi arabanın altına geçelim. Hemen şöyle aracımın yağ filtresinin etrafını sizlere paylaşayım. Bakın. Efendim abi. Haha kesin abi. Amortisör takozu üst bile haha. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle kenarları gitmiş. Peki bu bize arabamızda nasıl bir etki yapıyor? Bunu sizinle paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz yağ filtresi. Bunun normalinden fazla sıkıyorlar arkadaşlar. Genelde yeni usta olacak arkadaşlarımız, kalfa çırak eğitim yaptırmamız genelde arkadaşlarımıza bunu verdiğimiz zaman normalde dozajının üstünde sıktıklarında şu kenardaki, bakın mesela normalde şu kenarda plastik var, bak görüyor musunuz, diğer taraflarında kalmamış. Bunu fazla sıkıp o kenarları çatlatabiliyorlar. Buna da yüksek ihtimalle bu şekilde olmuş. Hemen benim alt tarafta yağ damladı, görüyorsunuz. Ben tabi arabayı kaldıracağım, alt taraftan da size bir çekim yapacağım, alt taraf nasıl gözüküyor. Bunun aslında ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu sizinle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Motorda eğer yağ kalmazsa, bu motorlar için özellikle söylüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki kapağını amortisör almak için buraları aldım. Bu motorla. 8 bak Peugeot motorunda.
Yatak sarması yüksek olasılık, yağ kalmadığı zaman çok çabuk yatak sarabiliyor bu motorlar, onu söyleyeyim sizlere. Hemen kaldırıyorum ve alt kısmındaki bu olayı siz nasıl anlayabilirsiniz, bunu sizinle paylaşacağım. Yağ filtresinin alt kısmındayız. Bakın yağ filtresinden buraya yağ damlıyor. Görmüş olduğunuz gibi kartel bu şekilde ve aynı zamanda bakın burada neler var. Burada bunlar yüksek ihtimalle egzoza takılanlar. Bir koku geliyor demişti abimiz efendim. Video çekiyor. Bu da yananlar. Ama şunu göstermek istiyorum size, bakın. Buradan alt tarafa kartel kısmına geliyor. Bura olduğu gibi yan. Abimiz ciddi anlamda bir koku aldığını söylüyordu. Bakın buradan damla direkt şunun üstüne damlıyor. Bu sonda sensörü damlaya damlaya bunu yakmış. Görüyorsunuz. Bu bu şekilde devam ettiği sürece tutuştuğu anda yağı söndüremezsiniz demiştim ya. Şu kısım olduğu gibi arkadaşlar yanmaya başlayacak. Bu sefer de motor dairesinde yangın çıkacak. Mutlaka yağ bakımı yaptırdıktan sonra sizler de motordan koku geliyor mu gelmiyor mu veya kendiniz de bir motoru açıp gözlem yaparsanız bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Aksi takdirde bu olay başınıza yolda gelirse çok üzülürsünüz. Ve arabanızın altına bazen bakın. Bakın bu bariz bir yağ akıtma. Park ettiğiniz yerleri biz genelde videolarımızda bahsediyoruz ama bizim ilk defa bu videomuza geldiyseniz veya diğer videomuza hiç gitmediyseniz park ettiğiniz yerlerden aracı kaldırmadan önce veya kaldırdıktan sonra şöyle altına eğilip bir bakın. Bu benim için bir hobidir mesela. Bakarım su veya yağ kaçağı var mı diye. Benden öncesinde de olabilir. Eğer varsa görüyorsam kaputu açar bir kontrol edelim. Gözle bir bakarım. Bir terslik var mı diye. Bunun sonrasında bana daha yüksek maliyet çıkartmasın diye bu görmüş olduğunuz yüksek maliyete sebep. Ki arabayı yakarsanız söndüremezsiniz de, bunu da söyleyeyim. Yani çok zor söner. Yolda genelde arabaların yanmasının %80'i teknik problemden kaynaklıdır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. %80'i teknik problem. Ya benzin kaçağı ya yağ kaçağı. Ya işte motor turbosu ötüyordur. Turbo ambeliğe kalkmasından dolayı. İşte aşırı derecede. Onun haricinde düzgün yapılamayan işçilik, elektrik işçilikleri veya sonradan çekilmiş tesisatların, açık kabloların bırakılması. Arabanın genelde yolda tutuşmasına neden olur. Ve zaten görüyorsunuz zaten. Görünen köy kılavuz istemez. Bakın şurada bir damlacık var. Geldiği yerde egzoz. Isınımı ne oluyor? Haliyle bir yerlere yanması gerekiyor. Bunu anlamanın bir yolu daha var. Örnek veriyorum. Yolda gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yağ ile egzoz birleştiği zaman inanılmaz bir leş gibi bir koku veriyor. Bu leş gibi koku da kalorifer sisteminden yukarıdan, yani kaloriferi açtığınızda ısınmak için içeriye doğru geliyor. Burnunuzu yakan bir koku mutlaka duyuyorsanız arkadaşlar arabanın altına eğilip bir bakın ya da kaputu açıp bir bakın. Burnunuzu yakan bir koku sonrasında sizin canınızı sıkabilir. Bunun da bilgisini verdikten sonra amatör yenisi gelsin, yenisi eskisi kıyaslaması yapıp toplayalım. Biz amatör için sökmüştük ama bir sürü şey çıktı. Yani benim için önemli, bence bunu sizlerle paylaşacağım. Sizler de görsel olarak görün diye. Bunu yüksek ihtimalle şu kapağı değiştirdiğin zaman çözerim diye tahmin ediyorum. Eğer yağ müşürü de kaçırmıyorsa. Ama kapak etrafı veriyor gibi. Neyse sizinle bunu da paylaşacağım. Arabayı bitireyim, çalıştırayım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Eski amortisörümü göstermiştim size. Şimdi bir de yeni amortisörümü göstereyim. Evet. Durum bu. Şimdi takıp toplayacağız bunu arkadaşlar. Üst takozunu da göstermiştim zaten, patlaktı. Onun da yenisiyle birlikte toplayacağız. Arabayı teste çıkacağız. Bir de arka amortisörlerden size bir bölüm gösterdik mi bu videoyu sonlandıracağız. Özür dilerim. Yağ kaçağıyla alakalı yeri de size göstereceğim. Çünkü malzemeyi değiştirdim, topladım. Oraları da yıkadım. Bakalım bir de yağ kaçağımızı kesebilmiş miyiz? Arabayı Sinan Usta kullandı, geldi. Şöyle göstereyim. Yağ vesaire hiçbir şey yok. Yani onun kullanması normal bir kullanma değil. Bayağı bir devirle kullanır. Yine nereden bakarsanız bir 15-20 kilometre yol yapmıştır. Ama herhangi bir yağ kaçağımız yok. Şimdi size kendi amortisörünüz patlak olup olmadığını nasıl anlarsınız bunu göstereceğim. Geçeceğim mi abi?
Hop. Çok kötü herhalde ya. Çok mu kötü? Niye? Çok iyi. Mükemmel. Evet. Evet arkadaşlar, şu hareketi görüyor musunuz bilmiyorum ama kadar olmaması gerekiyor. Yani Fatih abinin bunun imkanı yok bu şekilde estetmesini. Yolda Passat'la gidiyormuşsun gibi his veriyor. Yolda giderken Passat'la gidiyormuşsun gibi his veriyor. Yaylana yaylana. Ama yalan aslında versene. Yol tutmuyor. Ama aslında yol da tutmuyor yani. Sağ sola oynuyor araba. Neyse, bize bu işlemi yapanlar utansın be Fatih Usta. Evet, aynen öyle. Yani tek amortisör değiştirdik ama ekonomik sebeplerden dolayı tek amortisör değiştirdik. Maalesef. Neyse, yapacak bir şey yok. Nereden ses geliyorsa oradan, ses gelene kadar devam. Hayırlısı. Ama arkadaşlar, normal şartlarda biz bu işlemi yapmıyoruz, bilginiz olsun. Bu sadece bir ablamızındı. Ve ekonomik durumu pek iyi olmadığı için rica etti. En azından ses gelen yeri kestik ama arka amortisörler şu anda ciddi anlamda patlak. Biraz daha sallar mısın abi? Şu anda sallar mısın? Yani bagaj kapağı kapalıyken. Bakın normalde bunu yapmaması lazım. Bakın sadece parmağıyla yapıyor. Arka motorlar ciddi anlamda patlak. Siz de kendi aracınızı test etmek için sadece bu şekilde sallamanız yeterli. Emin olun. Şimdi ablamız 60'ı 70'i 80'i geçmediği için, çok da virajlı yollarda kullanmadığı için bu şekilde gönderiyoruz. Ama normal şartlarda tabii ki kendisinin de bilgisi var. Bilgisi dahilinde yapılan bir işlem. Normal şartlarda bizim gibi 130, 140 işte ne bileyim sert virajlara girse, sert kullansa bu arabayı kesinlikle bu şekilde ben tavsiye etmiyorum. En azından kendi bu videoyu izleyip görmüştür. En kısa zamanda bu amortisörleri de değiştirmenin faydası var arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bayağı dolu bir video oldu. Abi, amortisör bu arada nedir? Fren mesafesidir. Evet. Fren mesafesi nedir? Nedir? Hayattır. Yani amortisörün patlak sadece lıkırtı yapıyor, tıkırtı yapıyor, aman devam edeyim dediğiniz zaman o iş öyle olmuyor. Fren mesafesini çok ciddi anlamda etkiliyor. Ciddi anlamda etkiliyor. Patlak amortisörle frene basın, bir de normal yeni taktığınız amortisörle frene basın. Fren durma mesafesi ciddi manada. Yani 70 km hızı geçtiğin zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani 70 km hani fren gibi bekle dur hadi bakalım dur. Ne zaman duracak diye. Bunun da bilgisini verdiğin için teşekkür, çok teşekkür ederim. Videoma renk kattınız efendim, çok teşekkür ederim. Motor da bayağı ısıtmışsınız, yağ kaçağımız da yok. Yok mu? Yok. Etrafında eski kaçağın yağlarda yanmış mı? Onlar da yanmış, duman muma hiçbir şey kalmamış. Eline koluna sağlık ha. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.